Tabii bu Karadeniz'de aslında sık sık görülen bir doğa olayı değil. Yani genelde Karadeniz'in bazen hırçınlaştığını hep biliriz ama tabii dalga yüksekliklerinin bu derecelere ulaştığı pek hatırlanmaz yani. 3-4 metre civarında olur ama bu sefer tabii ki ciddi bir hava geldi. Bu havayla birlikte özellikle başlı başına Cide'de çok büyük bir tahribat yaptı. Sahilin açık alan olmasından dolayı. Tabii bu tahribatta sevindirici olan şu, en azından hiç kimsenin canına bir şey gelmedi. Hasar olarak gerçekten ben bugün fotoğraflardan görmüştüm. Yerinde gördükten sonra yani şaşkınlık içinde kaldım. Bir doğanın, bir denizin nelere yol açabileceği gerçekten bugün gözler önünde, Cide'de görülüyor. Tabii ki hasar onarılacak. Şimdi bakıyoruz, arkadaşlarımız karayollar olsun, belediye ekipleri çalışıyorlar. İnşallah bu onarılacak. Fakat tabii bir dezavantajlı bir durum var. Şimdi hava bir geçti ama şu anda aldığımız bilgilere göre muhtemelen pazartesi günü gece belki 11 kuvvetinde bir havadan bahsediliyor ki bu bundan daha büyük. İnşallah korktuğumuz olmaz. Eğer bu havada, eğer o kuvvetli bir hava gelirse Cide sahili yani mevcut hasarı eğer 2-3 katı daha yukarıya çıkartabilecek bir hasar oluşturacağı benziyor. Çünkü şu anda sahilde denizin basıncının yolları nasıl patlattığını alttan ve nasıl tahribat yarattığını hep beraber gördük. Yani şu anda onu düşünüyoruz şimdi doğrusu. Mevcut hasarlar bir şekilde onarılır. Dün AFAD ekipleri bölgeye geldi. Karayolları bölgede zaten. İşte Kastamonu Özel İdare ekipleri bölgede. Gerekli tespitler yapılıyor. Tabi bu Karadeniz sahili boyunca var. İşte Çatalzeytin, İnebolu, Abana ve Doğanyurt. Ama göründüğü kadarıyla en büyük hasar Cide'de oluşmuş durumda. Bu şunu gösteriyor. Bizim geçtiğimiz günlerde bir paylaşımımız oldu. Cide sahiline bir proje düşünüyoruz daha doğrusu. Açıkta dalga kıranlar yaptırılarak işte Cide sahilini kurtarmak ve bu tür gelebilecek, ileriki yıllarda gelebilecek denizlerin ve doğal olaylarını engellemek, denizi açıkta kırıp kıyıda zarar verilmemesini engellemesi noktasında. Ve bu çalışma başladı. Fakat buna bazı kesimlerden engel olmak ve eleştiri yapanlar çıktı. İşte bugün örneğini gördük. İşte bunun Cide'ye veyahut da bu Karadeniz sahilindeki kıyılarımıza ne kadar bir katkı sağlayacağımızı hep birlikte gördük. Onun için inşallah sevindirici olan şu, bu olayı Sayın Bakanımız Ahmet Aslan Beyefendi'ye zaten ilettik. Sağ olsun bu projeyle alakalı hızlı bir çalışma başlatıldı. İnşallah en yakın bir zamanda da bu Cide sahilinin ve akabinde belki İnebolu, işte Çatalzeytin ihalesi yapılıyor. Abana'nın ihalesi yapıldı. Abana'daki yapılacak projenin aynısında Cide'ye inşallah yakın bir zamanda yapılacak. Geleceğini kurtarmamız lazım. Tabii bugün olandan yapacak bir şey yok. Ama en azından biz bugünü değil, daha uzun yılları düşünüyorsak Cide'nin hem turizme katkı sağlayacak hem de Cide sahilini tahribattan kurtaracak bu dalga kıranların mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve dün akşam da Sayın Bakanımızdan bunun sözünü aldık. İnşallah hızlı bir şekilde buna başlanacak. Tahribatı onaracağız. Ama dediğim gibi şu önümüzdeki pazartesi günü ki havayı atlatmamız lazım. Sonrasında tekrar burada bir tespit yapılıp ona göre çalışmaları başlatacağız. Tabii tedbir alınması noktasında açıkçası vatandaşlarımızı pazartesi gününe göre uyarmak gerekiyor ama bunun neyin tedbir almak lazım? O da çok zor. Deniz çünkü bu. Dalgaları açıkta durdurma gibi şansımız kimsenin yok. Sadece can kaybıyla alakalı veyahut da alabileceğimiz küçük önlemleri almak için belediye başkanımız zaten çalışmaları yaptırıyorlar. Durum bundan ibaret.